Evet arkadaşlar, yüksekliği taban kenarının iki katına eşit. O zaman taban kenarına biz x dersek yüksekliği ne olacak? 2x olacak. Kare dik prizma biçimindeki bir kutu bir kenarı üzerinde eğilerek üst kenarlarından biri şekildeki gibi duvara dayandırılmıştır. AB kenarının ve duvara dayalı olan kenarın zemine uzaklığı sırasıyla 25 cm, 100 cm. O zaman şöyle çizersek arkadaşlar, tam şuradan 90 derece olacak şekilde şu kenarın zemine uzaklığı 100 santimetre. Şuradan aşağıya dik çizersem AB kenarının zemine uzaklığı 25 santimetre. Bu kare dik prizma olduğu için burası 90 derece. Buradan arkadaşlar şuradaki açıya eğer nokta desem, şuradaki açıya çizik desem, nokta, çizik 90, 180 derece yapar. Burası 90, burası nokta, burası çizik olur. 90, çizik. O zaman şuradaki açımız da arkadaşlar nokta olacak. Buradan bakıyorum, şuradaki şu taradığımız minik üçgenle şu üçgen arasında açı açı benzerliği var. Ve benzerlik oranına bakarsak arkadaşlar, burada arkadaşlar 90 2x'i, burada 90 x'i görüyor. Büyük üçgen küçük üçgenin iki katı. Nokta burada 100'ü görüyor. O zaman şuradaki nokta neyi görecek? İki kat olacağından 50'yi görecek. Burada çizik 25'i görüyor. Burada çizik ne yapacak? 2 katı olacak. Büyük küçüğün 2 katı 50. Toplarsak AB kenarının duvara olan uzaklığı arkadaşlar 100 santimetre olur. Şekildeki ABC üçgenin içerisine DEFK paralel kenarı yerleştirilmiş. AB eşittir 3 tane AK diyor. O zaman AK'ya biz arkadaşlar K dersek AB uzunluğu şurası ne yapacak? 3K olacak. O zaman buraya ne kalacak? 2K kalacak. Paralellik olduğundan dolayı arkadaşlar şurada eğer biz şu paralel kenarın bu tabanına A dersem, o zaman burası da şurası da A olmuş olacak. Fakat benzerlikten dolayı şu taradığımız küçük üçgenle AKF üçgeniyle büyük üçgen arasında temel benzerlik var. Küçüğün kenarı K, büyüğün kenarı 3K. K'ya 3K. Buradan da benzerlik oranı ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. O zaman şu taban A kadarsa bu taban ne yapacak arkadaşlar? Tamamı 3A kadar olacak. Aynı şekilde iki üçgen benzer ise, bakın şu A noktasından çizeceğim dikme ne yapacak? Şu yükseklik eğer H kadarsa, paralellik olduğu için bu yükseklik ne yapacak? 2H kadar olacak. Paralel kenarın alanının, o zaman paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik. Tabanı dikkat ederseniz şurası A kadar, yüksekliği arkadaşlar 2H kadar. Bölü arkadaşlar üçgenin tabanı 3A kadar, yüksekliği 3H bölü 2. Hemen güzelleştirme operasyonu, şuradan A'lar şut, H'lar şut. Birinci ifadeyi aynen yazıp ikinci ifadeyi ters çevirip çarparsak buradan da ne yapacak oran? Demek ki 4 bölü 9 olarak gelecek. Bir sonraki sorumuz, 4 çocuk bir ip kullanarak oyun oynamaktadır. İki ucu birbirine bağlı olan ipi 3 çocuk bir üçgenin köşeleri olacak biçimde gergin olarak tutuyor. Bir öğrenci de ipin dışına çıkmayacak biçimde hareket ediyor. İp gergin kalmak ve aynı zamanda bir üçgen oluşturmak şartıyla 4 çocuğun da aralarındaki uzaklıklar değişebilmektedir. İpin uzunluğu 20 metre olduğuna göre ortadaki çocuğun diğer 3 çocuğu olan uzaklıkları toplamının metre türünden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğer bir üçgen çizer, üçgenin çevresini biliyorsam, üçgenin çevresi burada arkadaşlar 20 metre. İçinde herhangi bir nokta alırsam, lanetten bir nokta. Bu noktadan eğer 3 köşeye giderseniz, 3 köşeye olan uzaklıkların toplamı çevrenin yarısından büyük arkadaşlar. Çevrenin kendisinden küçük olacak. Çevre 20 olduğuna göre o zaman 10'la demek ki 20 arasında, demek ki 11 olabilir en küçük, en büyük değeri de 19 olacak. Öyleyse arkadaşlar alacağı en küçük ve en büyük tam sayı değerleri bu olur. Bu soruda arkadaşlar bir katlama sorusu. Abicim üçgeni verilmiş. Şurada bakın dikkat ederseniz yazının içerisinde vermemiş ama şu köşenin 90 derece olduğu var. Ve bu katlanmış. Yani biz bunu katladığımız zaman, bu katladığımızı geriye açarsak bu B köşesi şurası. Burası arkadaşlar A. Şurada bir 90 derecemiz var. Şu katlama çizgisinde açıortay var. Eğer burası 9'sa
Burası da 9 olacak demektir. Şurası açıortay, kenarı ikiye böldüğünden dolayı burası 90. Buradaki üçgen bir ikizkenar üçgen diyebiliriz. Şurada arkadaşlar iki diklik olduğu için Öklit var abicim üçgeninde. H kare eşittir 9 çarpı 16. Hemen güzelleştirme operasyonu. Sayının üssü kökün derecesi 9 dışarı 3, 16 dışarı 4, 12 yaptı. Şuradaki H gördüğüm yere 12 yazarsam 9, 12, 15, 12, 16, 20. Şuranın tamamı da arkadaşlar 25. Bize üçgenin çevresi soruluyor. Topla gel 15, 25 daha 40, 20 de buradan gelir. Arkadaşlar üçgenin çevresi 60 olur. Geçiyorum bu katlama sorusunu. Sinem defterine çevresi 24 santimetre olan bir düzgün altıgen çiziyor. Daha sonra köşeleri bu altıgenin köşeleriyle çakışık olan üçgenler çiziyor. Buna göre Sinem'in çizdiği üçgenlerden herhangi iki tanesinin çevreleri farkı en fazla kaç santimetre olabilir demiş. Hemen buraya arkadaşlar bir düzgün altıgen çizmeye çalışalım. Şöyle çizersek. Çevresi 24. Biz 24'ü arkadaşlar 6 kenar olduğu için 6'ya bölersek her biri ne yapacak? 4 olacak. En küçük üçgen için ne yapıyorum? Şunu çiziyorum. 4, 4. Altıgen olduğu için iç açısı 120. Buralar 30, 30. Öyleyse şu kenarın uzunluğu ne yapacak arkadaşlar? 4 kök 3 olacak. Öyleyse bu üçgenin çevresi, küçük olan bu üçgenin çevresi 8 artı 4 kök 3 olur. En küçük üçgenim. En büyük üçgenimi çizeceksem arkadaşlar şunu aldığım zaman şunu çiziyorum. Bir de arkadaşlar şunu çiziyorum. O zaman burası 4 kök 3. Şurası 4 kök 3 olacak. O zaman en büyüğü de bu oldu. En büyüğün çevresi de eşkenar üçgen çıktı. 12 kök 3. Aradaki fark soruluyor bize. Eksi 4 kök 3. Hemen güzelleştirme operasyonu. Buradan da 8 kök 3 eksi 8 olarak ne yaparız? Farkı bulmuş oluruz. 8 kök 3 eksi 8 eşlik oldu. Çapı 120 santimetre olan yarım daire. Çap dediğine göre demek ki şuralarda bir yerlerde neyi var arkadaşlar bunun? Merkezi var. Çap 120 ise demek ki yarı çap 60. Dikdörtgen biçimindeki perde ile kapatılmış ancak 30 santimetrelik kısmı şekildeki gibi açıkta kalmıştır. Dikdörtgen şeklindeki bir perde ile kapatıldığı için burası 90. 30 olduğu için şuraya ne kalacak arkadaşlar? 30 kalacak. Pencerenin çapı birbirine paralel olduğuna göre perdenin alt kenarıyla pencerenin çapı. Pencerenin açıkta kalan kısmının alanı. Şu mavi yerin alanını arıyoruz biz. Çember merkezinden çemberin üzerindeki herhangi bir noktaya gelirsem yarı çaptır 60. Burada bir dik üçgenim var. 90, 30 ve 60 derece olduğundan dolayı arkadaşlar ne olacak? Şuradaki açı arkadaşlar 30'u gören şu 30 derece. Şurası da ne yapacak? 60 derece olacak. Mavi yerin alanını bulabilmek için arkadaşlar buradaki 60 derecelik daire diliminden 60 bölü 360 pi 60'ın karesi onu 60 çarpı 60 yazıyorum. Eksi ne yapmam lazım? Şuradaki dik üçgeni çıkartmam lazım. 30'u gören 30 ise 60'ı gören şurası 30 kök 3. Öyleyse 30 çarpı 30 kök 3 bölü 2. Hemen güzelleştirme operasyonu. Şuradan arkadaşlar sıfırlar şut. Şuradan 6'sını şutlasam 6 kalır. 6'ya bölersem şurası 10 olur. 600 pi burası yaptı. Şunu şutladım 15. 15 çarpı 3 450 kök 3 olacak arkadaşlar. 600 pi eksi 450 kök 3 oldu. B şıkkı diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuzda bir dikdörtgen çizilmiş. ABE noktaları doğrusal. ADB AE'ye eşit. Bakın arkadaşlar. DB'yi tırtıklıyorum. DB bir köşegen. Bu da AE. Hangi dörtgenlerde köşegen uzunlukları eşitti arkadaşlar? Hangi dörtgenlerde? Dik diye kodlamıştık. Arkadaşlar şöyle çizersek. Yani D dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgen. Bu İ ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk. Bu da arkadaşlar kare. Yani kare, dikdörtgen, ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları eşitti. Eğer kare, dikdörtgen, ikiz kenar yamukta köşegene, DB köşegenine başka bir uzunluk eşitlik olarak verilmişse sizden ikinci köşegeninizi istiyorlar demektir. Öyleyse bu DB aynı zamanda neye eşit?
AC'ye eşit arkadaşlar. AC de artık AE'ye eşit olmuş oldu. Aynı zamanda dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar. Köşegen uzunlukları eşit. Öyleyse şurası 32. İkizkenar olduğu için burası. Z kuralından 32. Şu üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Bu üçgen bir ikizkenar üçgen. Burası alfa ise burası alfa. Öyleyse 180'den 32'yi çıkarıyorum. 148. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Alfa açısı demek ki 74 derece olarak ne yapılır? Bulunur. Şekildeki dairesel masanın üzerine yerleştirilen 3 adet dairesel tahtanın dış çemberleri masanın kenarlarına teğettir diyor. O zaman şuralar arkadaşlar çemberlerin merkezleri şunlar. Şunlar çemberlerin merkezleri. Ben şuraya bir tane şöyle kendim çizeyim. Bir tanesi şuradan arkadaşlar tabak. Bir tanesi buradan tabak. Bir tane tabak da şuradan. Demek ki şuralar çemberlerin merkezleri. O zaman şunları birleştirirsem arkadaşlar çemberlerin birbirlerine en kısa uzaklığı 4 birim olacak şekilde bunları yerleştiriyoruz. Şuralar 4 ve bize ne diyor? Çemberlerin yarıçapı 4 birim. Benden masanın yarıçapını istiyor. O zaman buralar ne olacak? Şunların her birisi arkadaşlar 4 birim olacak. Dolayısıyla karşımıza bir eşkenar üçgen çıkmış oldu. İşte eşkenar üçgenin şu ağırlık merkezi aynı zamanda ne olmuş olacak? Büyük çemberin de merkezi olmuş olacak. Çemberlerin merkezleriyle şurası merkez, burası merkez ve şu teğet noktası doğrusal olmak zorunda. Şu uzunluk arkadaşlar 4. Yine burası aynı zamanda ağırlık merkezi dediğimize göre şuradan çizersek çizdiğimiz vatandaş burayı 2'ye bölecek. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için şuraya 2 parçası kalacak. Şuraya 2 parçası. O zaman eşkenar üçgen olduğu için şurası 30, şurası 60 derece oldu. O 60'ı gören burada arkadaşlar şuraya kadar 6. 60'ı gören 6 ise 30'u gören 3. O, 2 kök 3 olacak. 2 kök 3. 60'ı gören 6, 30'u gören 2 kök 3. 90'ı gören 4 kök 3 oldu şurası. 4 kök 3. O zaman buradan buraya kadar 4 kök 3. 4 de buradan sonra var. 4 kök 3 artı 4 olarak ne yapılabilir? Masanın arkadaşlar yarı çapını 4 artı 4 kök 3 diye bulmuş olduk. Geçiyorum bu soruyu arkadaşlar. Bir analitik geometri sorusu. 5 tane eşkarenin kenarları şekildeki gibi çakışıktır. 4y eşittir 9x demiş. O zaman buradan y eşittir 9 bölü 4x diyebiliriz. Şu x'in kat sayısına biz ne diyoruz? Eğim diyoruz. Eğim neydi arkadaşlar? Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantıydı. Eş kareler olduğuna göre arkadaşlar burası 9 bölü 4 ise o zaman ben buna 9k'ya 4k diyebilirim. Demek ki o zaman şu karelerin her birinin kenarı ne olacak? Arkadaşlar şöyle geldiğini düşünürseniz şu da 3k, şurası 9k yaptı. O zaman burası ne oldu? 4k. O zaman şurası ne yapacak? 3k, 3k, 3k. Bu da 9k. O zaman bunun arkadaşlar eğimini istiyor. X eksenle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına bakıyorum. Şurası 3k, 3k, 6k yaptı. O zaman tanjantına bakarsak karşı dik kenar 6k, komşu dik kenar 13k. Buradan k'ları şutluyorum. Demek ki arkadaşlar bu doğru denkleminde m eğimi verdiği için o da 6 bölü 3 13 olarak ne yaparız? Eğimi buluruz. Evet, evin duvarlarının yüksekliği 3 metre, çatının tepe noktasının yerden yüksekliği 6 metre ve çatının taban kenarının uzunluğu 8 metreymiş. Yalıtım için metre karesine 100 TL ödeme yapılacağına göre bu iş için kaç TL ödeme yapılması gerekir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şu aşağı taraf bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım yukarıdaki çatı. Öyleyse bu çatıyı çizmeye kalkarsak kare olduğundan dolayı şöyle mecburen 3 boyutlu gözüksün diye şöyle paralel kenar şeklinde çiziyorum. Ben çatı kısmını alıyorum. Şurası 8, 8, 8 ve 8 diye gidiyor. Ve şu artık dik piramit oldu. Burası 90 derece. Şuradan arkadaşlar çiziyorum şöyle. Şurası arka tarafta kaldı, gözükmedi. Şunu çizdim. Bunu da çizdim. Şimdi buradan aşağıda evin duvardan 3 metre yüksekliği var. Şöyle aşağı doğru gelirsek şu evin 3 metre yüksekliği var.
O beni ilgilendirmiyor dedik. O zaman 3 metre duvarın yüksekliği. Demek ki buradan yukarıya arkadaşlar ne kadar var? 3 metre var. Benim ne yapmam lazım? Çatının şu yan yüz alanlarını bulmam gerekiyor. Çatının şu yan taraftaki olan şu sarıyla taradığım yan yüzü arkadaşlar ne yapacağız? Hesaplayacağız burayı. Öyleyse hesaplayalım. Buradan arkadaşlar şu 4 parça eşit olmak zorunda. Yan ayrıtlar. Tabandaki 4 parça eşit. Biz tepe noktasından tabanla dik çizersek çizdiğimiz dikme ne yapacak arkadaşlar? Tabanı 2'ye bölecek. 4 4. Karede köşegenler birbirini ortalar. Şu 4 parça tabanda birbirine eşit. Aynı zamanda köşegenler birbirini dik keser. O zaman şuraya O, A, B desem. O, A, B de bir ikizkenar üçgen. O zaman tepesinden orta noktasına gelirsem burası 90. Şu arada da ne kalıyor arkadaşlar? Ölçek açı kalıyor. O zaman burası 8 olduğu için burası 4. O zaman şurası gene 90. 4, 3. O zaman burası 5. Buradaki bir yan yüz ne olacak? Taban 8, yükseklik 5 bölü 2. Buradan 40 bölü 2'den yan yüz arkadaşlar 20 metrekare. Bizim bu şekilde kaç yüzümüz var? 4 tane yüzümüz var. 1, 2, 3, 4 tane. Öyleyse 80. Her bir metrekaresi arkadaşlar bunun 100 lira olduğuna göre demek ki bizim 8.000 TL ne yapmamız lazım? Ücret ödememiz gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi